Bir diğer mesele, bence çok önemli olan bir mesele. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Mersin. Mersin'de 1 milyon Mehmet diye bir zihinsel engelli yurttaş var. Netice itibariyle zihinsel engelli olan bir insanın toplum tarafından şefkatli ve dostlukla karşılanması gerekir. Nitekim öyle oluyor. Mersin'de 1 milyon Mehmet ismiyle tanınan ve %88 engelli raporu bulunan Mehmet Bucak bir sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diktatör dediği için gözaltına alındı. Fakat ilginç olan mesele şu: böylesine sorunlu bir yurttaşımızın evi sabahın köründe basılıyor. Sabahın köründe basılıyor. Ve bu yurttaşımızın, bu dostumuzun evi basıldığı vakit çevredeki insanlar korkuyor, ev içindeki insanlar korkuyor, adamcağız kendi de korkuyor. Yani evini biliyorsanız, adresini biliyorsanız, %88 engelli olan bir insana çağrı yapsanız herhalde size bir getiren olur, değil mi? Bu ne kepazelik ya? Bu ne kepazelik? Adam ne demiş? Diktatör demiş. Sonuçta ifade özgürlüğü çerçevesinde olan bir şey. Siz Mustafa Kemal'e, efendime söyleyeyim, İnönü'ye 2 ay yaş dediniz. Bunu yaptınız. Kimse ağzını açmadı, açamadı. Açmak isteyenler de açamadı. Yetmedi. Hepinize Allah'ın günü küfür ettiniz. Her dakika küfür ettiniz. Ama Cumhurbaşkanı'na hakaret gibi bir şey uydurdunuz. Ve buna birisi bir eleştiri yaptığı zaman, bal gibi de eleştiri sınırları içerisinde olan bir konuda bir de engelli insanı bu hale düşürüyorsunuz. Yazıklar olsun. Ayıp, utanmazca. Peki soruyorum, bu eylem biçimi hangi rejimlerde olur sizce? Hangi rejimlerde olur bu eylem biçimi? Hangi rejimde böyle bir davranış biçimi olabilir? Bunu da bence iyi düşünmekte yarar var. Eğer bu davranış biçiminde siz %88 engelli bir insanın sabaha karşı evine basmasını, evinin basılmasını ve bu insana korku salmayı, çevreye korku salmayı normal bir rejimin, demokrasinin doğal ürünü falan gibi görüyorsanız, bilemem, o sizin kararınızdır. Ama ben, kimse kusura bakmasın ama, böyle bir tablonun Türkiye'nin bugünkü geldiği noktada sadece utanç olarak değerlendirebileceğini bir kere söylemek istiyorum. Dolayısıyla burada yani nasıl bir tutum içerisinde olduğunu insanların anlamakta yarar var. Bir diğer husus, bu mesele beni çok üzdü. Ve bu meseleyi çok da iyi algılamak ve tartmak gerektiğini de düşünüyorum. Böyle olmaz. Yani seçime gidiliyor. Seçime giderken herkese korku verilmeye çalışılıyor.